Merhabalar. Senaryosu e-arşiv internet faturası olan bir fatura nasıl düzenlenilir? Bunun için öncelikli olarak fatura listemize gelerek fatura listesi içerisinden bir satış faturası örneği girelim. F4 ekli komutunun altında bulunan satış seçeneklerinden bir perakende satış faturası düzenleyelim. Burada öncelikli olarak bir cari hesap seçimi için listemize geldiğimizde e-faturaya kayıtlı olan carileri görebilmekteyiz. Burada e-arşiv işlemini yapabilmek için ilgili carimizi seçtiğimizde karşımıza e-fatura e-arşiv senaryo bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Burada senaryo tipinde görmüş olduğunuz e-arşiv normal ve e-arşiv internet senaryo tipleri mevcuttur. E-arşiv normal bir önceki videomuzda anlatılmıştır. E-arşiv internet seçeneğine geldiğimizde ise burada karşımıza yapılacak gönderim e-posta mı kağıt mı seçeneklerini aynı şekilde sorgulamaktadır. E-posta seçeneğini seçmiş olmamız durumunda cari kartı tanımlamış olduğumuz mail adresi var ise default gelir, gelmemesi durumunda bu alan boş gelir ve bu alanın doldurulması gerekmektedir. Daha sonrasında ödeme tarihine geldiğimizde internet üzerinden yapılan bir satış olduğu için ne zaman tahsil edildiyse ödeme tarihi o tarih girilmesi gerekmektedir. Örneğin bir gün sonrası için ilgili tarihimizi girelim. Daha sonrasında fatura numaralarımız kayıt numara şablonlarında tanımlamış olduğumuz şablonlar bazında karşımıza gelecek. Varsa belge numaralarını buradan belirleyeceğiz. Ve daha sonrasında burada ödeme planımız mutlaka seçilmiş olmalıdır. Cari hesaba tanımlanması durumunda bu alan otomatik olarak gelir. Ödeme planı listesini açarak ilgili hesabı seçip daha sonrasında diğer seçeneğine gelmiş olmamız durumunda kargo bilgilerini belirtmemiz gerekmektedir. Satışı yapılacak ürünün kargoda ne ile gönderildiği, ilgili kargo firma seçimi yapılarak seçilir, gönderim tarihi belirlenir ve gönderimini yapacağımız ilgili kargo gönderi numarası listeden tanımlanılarak gönderim numarası seçilmelidir. Bu alanlarımızı aynı zamanda yeni bir sekme açarak sistem parametrelerine gelip sistem parametrelerinde bulunan e-fatura modülü içerisindeki e-arşiv seçeneklerinden kargo firmaları ile ilgili kargo tarihi otomatik olarak gelsin. Yani e-arşiv internet faturalarında kargo tarihinin ilgili tarih gelmesini, sipariş sevkinde e-arşiv faturamıza ön tanımlı olarak gelmesi, e-arşiv internet ödeme tarihimizin sipariş tarihi olarak gelmesi gibi default seçenekler tanımlanabilmektedir. Çok hızlı fatura kesen firmalarda bu bilgiler zorunlu olduğu için sürekli girmek zorunda olunduğundan dolayı eğer ki sipariş alındığı gün ödeme planı otomatik gelsin gibi yani sipariş internetten geldiği için ödemenin de yapılmış olduğu düşünülerek bu tercihler evet olarak seçilebilmektedir. Ama hayır, gerekli değerler manuel olarak girilmek isteniyorsa bu alanlar hayır olarak seçilmelidir. Bu alanların e-arşiv faturalarında internet senaryosu seçilmiş olması durumunda zorunlu olarak girilmesi gerektiğinden dolayı bu alanları otomatik default durumuna getirerek veya manuel getirip ilgili alanlar doldurularak ve gerekli stok bilgileri seçilip miktarlarımız ve birim fiyatlarımız belirlendikten sonra F2 kaydet denilerek karşımıza ödeme planı detayı gelecek. Farklı bir ödeme türü var ise combo listesi içerisinden ödeme planı seçilecek ve sonrasında F2 kaydet denilerek faturalama işlemimiz tamamlanmış bulunacaktır. E-arşiv bilindiği gibi e-fatura gibi olmayıp anında gönder al yapılamayacağından dolayı 15 gün sonrasına raporlanabilen bir fatura türü olduğundan dolayı mutlaka gerekli değişiklik yapılmadan önce entegratöre gönderilmiş olması gerekmektedir. Bunun için yeni bir sekme açıp e-fatura listemizde e-arşiv giden kutusuna gelerek buraya düşen ilgili internet satışımız entegratöre gönder seçeneği ile gönderimi sağlanılabilmektedir. Buradaki seçeneklerde aynı zamanda sistem parametreleri içerisinde bulunan entegratöre gönderim manuel
olsun, sorulsun veya otomatik olsun gibi veya entegratöre gönderim hızlı satışlarda manuel olsun, sorulsun veya otomatik gibi seçenekler tanımlanabilmektedir. Buradaki otomatik seçeneğinin seçilmiş olmasının sebebi, e-fatura listesinde bulunan bir faturamızın entegratöre gönderilmeden önceki fatura detayına baktığımızda her faturanın kendine özel bir ETTN numarası bulunmaktadır. Entegratöre gönderilmeden önce herhangi bir değişikliğin yapılmaması gerekmektedir. Yapılan her değişiklik buradaki ETTN veya ID numaralarının değişmesine sebep olacaktır. Bu riski azaltmak adına sistem parametrelerinde hızlı satış gibi anında müşteriye e-arşiv faturası verilmek isteniyor ise bu alanların otomatik olması önerilmektedir. Daha sonrasında internet satış için gönderilecek olan faturalarda mutlaka web adresi bulunması gerekmektedir. Bazı kurumların kendilerine ait web adresleri bulunmayabilir. Örneğin gitti gidiyor N11 gibi. Bu durumlarda da gerekli tanımlamalar yapılabilmektedir. Bundan dolayı satışlarda da e-arşiv kullanılmaktadır. Ama siz hangi sitede, ne zaman, hangi ürünü sattığınızı bilemiyorsanız sipariş listesine gelen ürünlerin hangi siteden geldiğini tanımlayan bir araç olması gerekmektedir. Bunu sistem parametreleri internet satış adreslerine yazmak için e-arşiv internet satış alanına yazılmadığı durumda da e-arşiv internet eknot 1 alanı veya eknot 2 alanına da görmüş olduğunuz parametre değerlerinde ilgili parametre değerleri yazılabilir. Bu durumda faturaya girilecek olan bilgiler dikkate alınır. Buradaki parametrelere istinaden hangi sitede yazıldığı da belirtilebilmektedir. Eknot alan 1, eknot alan 2'ye geldiğimizde ise faturada gözükmesini istediğimiz bir veri var ise, örneğin bu e-arşiv faturası irsaliye yerine de geçmektedir gibi bir bilgi yer almasını istiyorsanız bu bilgiyi de bu alana belirtebilmektesiniz. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra ilgili ayarlar F2 kaydet denilerek kaydedilir. Daha sonrasında e-arşiv giden kutusuna gelinerek burada bekliyor durumunda olan İlgili e-arşiv internet faturası entegratöre gönderilerek tamamlanılır.